Herkese merhabalar, bu bölümümüze hoş geldiniz. Bu bölümümüzde bir farklı prompt tekniğinden bahsedeceğiz. Cevap vermeden önce soru sordurma tekniği. E, bu tekniği ben de kendi e, işlerimde, kendi günlük hayatımda, ChatGPT ile e, bir iletişim kurarken çok kullanıyorum. E, hemen başlayalım. ChatGPT'yi cevap vermeden önce çıktığımızı daha da iyileştirmek için kullanılabilecek bir yöntemdir. Bu yöntem. Bu teknik modelin verdiği cevapların mümkün olan en doğru ve spesifik olmasına yardımcı olur. Aynı zamanda kişis kişiselleştirmenize de çok yardımcı olur modelin vereceği cevabı. Çünkü modelin her bir adımını bize soru, soru olarak yönlendirmesi ChatGPT'nin düşünce sürecinin daha net bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve böylece daha etkili ve doğru cevaplar vermesine yardımcı olur. Aslında yaptığımız şey biz çıktığımızı vermeden önce e, Girdiğimizi vermeden önce ChatGPT'ye onu şunu şunu belirteceğiz. E, cevabını belirtmeden önce kafanda e, belli başlı belirsizlikler varsa bana e, çıktılarını daha iyi yapman için belli başlı sorular sorman gerekiyorsa cevap vermeden önce bana bu soruları sor dediğimizde aslında modele e, modeli şu şekilde yönlendirmiş oluyoruz. Model e, görevini anlıyor görevine. Anlıyor ve daha iyi çıktı vermesi için bizden daha fazla girdi alması gerektiğini anlıyor ve o soruları da bize yöneltiyor. Şimdi gelince CPT üzerinde hemen örneklerimize bir göz atalım. Burada bir örneğimiz 0-5 yaşlar arasındaki çocuklara yönelik olarak satışlar yaptığım bir e-ticaret şirketim var. Seninle birlikte Facebook reklamları üzerine bir strateji oluşturmak istiyorum. Diyorum ve bu promptumuza nasıl yanıt veriyor? Şimdi bakalım. Gördüğünüz gibi ChatGPT hiçbir zaman hayır demiyor. Belli başlı konular dışında. Hedef kitlenizi tanımlayın. Ürünlerinizi tanıtın. Facebook ilan hedeflemesi, dönüşüm izleme, içerik oluşturma, bütçe yönetimi, sürekli iyileştirme, müşteri iletişimi. Bir diğer örnek şu şekilde olabilir. Ben... TOEFL sınavına hazırlanıyorum. Ve seninle birlikte bir ders planı oluşturmak istiyorum. Dediğimizde gördüğünüz gibi öncelikle ihtiyaç analizi ve hedef belirleme, kaynak seçimi, günlük çalışma planı, dinleme becerileri Okuma becerileri diye bu şekilde devam ediyor. Peki biz e, yanıtımızı şu şekilde e, güncellersek nasıl yanıtlar oluyor, nasıl yanıtlar oluyoruz? Şimdi onu inceleyelim. Cevabını oluşturmadan önce bana önce e, vereceğin çıktığı daha iyi yapmak için bana sorular yönlendirme gerekiyorsa öncelikle lütfen cevap vermeden önce bu soruları bana yönelt. Elbette. Etkili bir Facebook reklam stratejisi oluşturmak için bazı önemli soruları yanıtlamamız gerekebilir. İşte bu süreci başlatmak için size sorular. Gördüğünüz gibi bu sefer ChatGPT bize şu şekilde sorular yöneltiyor. Ben burada aslında bu prompt'ta bunları belirtmememe rağmen ChatGPT'den en iyi çıktıyı alabilmem için bu konuyla ilgili aslında bu soruların yanıtlarını da ona bildirmem gerekiyor. Hangi yaş aralığındaki çocuklara ürünler satıyorsunuz? Belirli bir yaş aralığı veya segment var mı? Ebeveynler mi yoksa doğrudan çocuklar mı potansiyel müşterileriniz? Hangi ürün veya hizmetleri sunuyorsunuz? Özel bir teklif, indirim veya avantaj sunuyor musunuz? Bunu anlıyor ki Facebook reklam stratejimizi oluşturacağımız zaman bu özel teklifi, indirimi veya avantajı da e, cevabında kullanabilsin. Bütçe ve zaman çerçevesi. Facebook reklamlarına ayırabileceğiniz bir bütçe var mı? Reklam kampanyanızın ne kadar süreli devam etmesini düşünüyorsunuz? E, rakipleriniz kimler? Nasıl bir reklam stratejisi izliyorlar? Pazarınızda ne tür reklamlar etkili görünüyor? Şimdi hemen ben videoyu durduruyorum ve e, bu e, sorulara hemen bir yanıt oluşturuyorum ve o noktadan sonra tekrardan devam edelim. Evet, e, şimdi yanıtları oluşturdum. Yanıtları hemen bir göz atalım kısa bir şekilde. Ee, biraz önce ne yaptık? Biraz önce e, cevabını oluşturmadan önce sorular sormasını istedik. Sorularını oluşturdu. E, sırasıyla burada e, toplamda 12 tane soru sordu bize. Ve e, 0-5 yaş aralarındaki çocuklara e, yönelik olduğunu, ürünlerimizin ebeveynleri hedeflediğimizi Montessori oyuncaklar sattığımızı, Montessori oyuncakları hemen göstereyim. Hiçbir soru işareti olmasın. Şu şekilde eee çocukların motor fonksiyonlarını geliştirmeye yönelik oyuncaklar. İki oyuncak alınması durumunda indirim konusunda. Üçüncü oyuncak için %70'lik bir indirim sunuyoruz. Reklam bütçemiz günlük olarak 100 dolar. Kampanyayı bir ay boyunca yürütmeyi planlıyoruz. Rakiplerimiz, rakibimizi söyledik. Reklamlarında bir indirim kuponu veriyorlar ve aynı zamanda kısa açıklamalar kullanıyorlar. Kısa Reels ve kare formatında animasyonlar öne çıkıyor web sitesi trafiğini arttırmayı hedefliyoruz. Gördüğünüz gibi e, bu şekilde verdiği sorulara e, yanıtlar oluşturduk. Şimdi yanıtla, e, onun verdiği çıktıya bakalım. E, şu şekilde adımları izleyebiliriz. Hedef kitleyi belirleyin. Ana hedef kitlenizin 0-5 yaş aralığındaki çocuklar değil, ebeveynler olduğunu belirttiniz. Bu nedenle reklamlarınızı ebeveyn, ebeveynlere yönlendirmelisiniz. Teklifinizi vurgulayın. %70'lik indirim teklifinizin dikkat çekici olduğunu belirtiniz. E, bu teklifi reklam metinlerinizde ve görsellerinizde vurgulayın. Bütçe ve zaman çerçevesi günlük 100 dolarlık bir reklam bütçesi belirlediniz ve kampanyayı bir ay boyunca sürdürmeyi planlıyorsunuz. E, bütçenizi dengeli bir şekilde ayırarak kampanyanızın süresince etkili olmasını sağlayın. Rakip analizi e, bu sitenin kullandığı kuponlardan esinlenin diyor benzer teklifler oluşturabilirsiniz. Ee, animasyonlar kullanarak dikkat çekici ve çocuklar için eğlenceli reklamlar oluşturun. Web sitesi trafiğini arttırmak için burada e, e, şu e, tıklama odaklı yapın diyor. E, ve şimdi al veya daha fazla bilgi al gibi çağrılar ekleyin. E, hedefimizin web sitesindeki trafiği arttırması olduğunu belirttiğimiz için e, model Facebook reklamlarında bu tıklamaların olduğunu biliyor. Ve e, bu amaca yönelik de şimdi al veya daha fazla bilgi al butonunu söyle, yazabileceğimizi söylüyor. Hangi göstergeleri göz önünde bulunduruyoruz? Yatırım getirisi bu. Return of Investment. Bu göstergeyi kullanarak reklam kampanyanızın karlılığını izleyin. Daha sonra ebeveynlerin dikkatini çekin. Çocukların ekran süresini azaltmayı hedefliyorsunuz. Bu nedenle ürünlerinize ebeveynlerin ekran süresi veya çocuk gelişimi gibi konularla ilişkilendirin. Şimdi şu şekilde devam edebiliriz buradan e, daha sonra e, burada öncelikle her e, sorumuz neyse artık e, her başlık için başlıkla ilgili çalışmalar gerçekleştirebiliriz. Örneğin e, ne diyelim e, e, Facebook reklamı oluşturuyorum şu anda ve ee, evet. Seninle birlikte kısa bir şekilde verdiğim bilgilere paralel olacak şekilde bir reklam metni oluşturmak istiyorum. Sana verdiğim bilgileri Göz önünde bulundur lütfen. Tabii ki de böyle bir senaryoda aslında web sitesiniyle ile ilgili bilgilerin hepsiyle e, prompt priming yapıp yani modeli bu konuyla ilgili önceden bir besleyip ondan sonra e, bu bizim web sitemiz bunu bunu yapıyoruz. E, şöyle hedefimiz var. Şunu hedefliyoruz dedikten sonra Facebook reklamları yapıyorum. E, strateji belirlemek için senin yardımına ihtiyacım var deyip cevabını oluşturmadan önce bana sorular sor dediğimizde alacağımız çıktı. Tabii ki de çok daha spesifik olurdu. Bunu sadece biraz önceki ilk çıktığı da birazdan döneceğiz. Karşılaştırma yapacağız. İkisi arasındaki farkı sizlere göstermek istiyorum sadece. Ve gördüğünüz gibi önce bana sorular sormasını istedim. Soruları yanıtladım. Benimle ilgili daha fazla bilgiye sahip oldu. Cevabını daha iyileştirmesi için sahip olması gereken bilgileri ona e, verdim. Verdikten sonra bana bir e, strateji e, planları oluşturdu. Ve şimdi ben e, bir reklam metni oluşturuyorum. E, ne olur, ne yapabiliriz? Bakalım. Başlık: Montessori oyuncaklarıyla çocuğunuzun gelişimini destekleyin. İlk verdiğimiz e, prompt da bunu alama, alamazdık mesela. Metin ebeveynler için harika bir fırsat. Montessori oyuncaklarımızla çocuğunuzun eğitimini ve oyununu bir arada yaşatın. İki oyuncak alın. Üçüncüsü yüzde yetmiş indirimli. Gördüğünüz gibi orada kısa reklam metinleri'nin daha ön planda olduğunu belirttiğim için hemen burada bizim teklifimizi belirtiyor burada ebeveynler için harika bir fırsat diyerek bir hook oluşturuyor. Yani insanları dikkatini çekiyor. Montessori oyuncaklarımızla çocuğunuzun eğitimini ve oyununu bir arada işletin. Görsel ürünlerinizin profesyonel olarak çekilmiş bir görselini kullanın ve mutlu bir çocuk ile birlikte bir ebeveynin gülümseyen yüzünü gösteren bir görsel ekleyin. E, GPT-4 modelinde örnek olarak böyle bir konuşma gerçekleştirmemiz durumunda, e, GPT'ye kendi oyuncaklarımızla ilgili e, görselleri önce gönderip daha sonra böyle bir konuşma gerçekleştirdikten sonra da şimdi bu görsele benzer Dolly eklentininle birlikte bana görsel oluştur dememizle birlikte aslında görsel de oluşturabiliriz. Fakat bunu şu anda GPT 3.5 modelinde gerçekleştiriyoruz. Herkesin ücretli aboneliğe sahip olmadığını varsayarak. Bir sonraki örneğimiz o da şimdi gelin buraya dönelim. Burada gördüğünüz gibi öncelikle bir strateji oluşturmasını istedik. Hatta direkt şuradaki promptu alalım. Ve bakalım. Burada önce bunu girdik. Bir yanıt vermeden önce soru sordurtmadık. Aynı promptu burada devam ettirdiğimizde gördüğünüz gibi Bebekler için en iyi ürünler şimdi sizlerle 0-5 yaş arası minikler için tasarlanmış sevimli ve güvenilir ürünlerimizle bebeğinizin mutluluğuna katkı sağlayın. Anne ve baba adayları için harika fırsatlar burada. Bağlantı metni hemen keşfet. Gördüğünüz gibi biraz daha e, genel yani bizim aslında e, oyuncaklarımız Montessori oyuncakları e, çocukların e, ekran süresini azaltmaya yönelik e, bir teklifimiz var. İki e, ürün alınması durumunda üçüncüsü için yüzde yetmiş bir indirim söz konusu. Bunlar belirtilmedi, yani biraz daha genel bir e, metin oluşturdu bizim için. Ve burada şu şekilde de konuşmanıza devam edebilirsiniz. E, bu metni beğendim, yani revize ediyoruz aslında. Fakat e, bu metinden çok daha etkili olacak ve e, potansiyel müşterilerde e, kaçırma yani telerde teklifin bitmesine e, teklifin yakın süre içinde biteceğine yönelik bir hook kullanmanı, bir kanca kullanmanı istiyorum ve 3 tane varyasyon oluşturmanı istiyorum. Diyerek de farklı farklı metinler alabilirsiniz. Yani bunu daha da detaylarına gidebiliriz. Örneğin bakalım. Birincisinin başlığı Montessori oyuncaklarına anında ulaşın. Montessori indirimini kaçırmayın. Fırsat kaçırılmayacak cinsten açıklamaları eş, eşsiz fırsatı kaçırmayın. Montessori oyuncaklarıyla çocuğunuzun gelişimini desteklemeye hemen başlayın. İki oyuncak alın. Üçüncüsü %70 indirimle sadece bugün. Gördüğünüz gibi bir revizeyle etmemizle birlikte yani bütün istediğim şeyleri aslında bir prompt içinde gerçekleştiremedim. Öncelikle adım adım gitmemiz gerekti. Öncelikle bunu amaçlıyorum. Lütfen cevabını daha iyi yapmak için bana sorular sor dedim ve Yanıtları oluşturduktan sonra artık model benim ne yapmak istediğimi, benim spesifik durumuma daha çok hakim olduğunu anladı. Ve şu anda da reklam metinini oluşturuyoruz bunu anladı ve bir burada ne dedik potansiyel müşterilerde teklifin yakın süre içinde biteceğine yönelik bir hook kullanmanı istiyorum. Pazarlama da çok kullanılan bir teknik. E, ee, i̇kincisinin metni geri sayım başladı. Montessori oyuncaklarıyla çocuğunuzun büyüme yolculuğunu güçlendirin. İki oyuncak alın. Üçüncüsü yüzde yetmiş indirinde sona eriyor. Hemen, sepetin hemen sepetinize ekleyin. Üçüncüsü fırsat kaçırılmayacak cinsten. Acil Montessori oyuncaklarıyla çocuğunuzun eğitimini ödüllendirin. İki oyuncak alın. Üçüncüsü yüzde yetmiş indirinde. Ancak stoklar tükenmeden hemen sipariş verin. Bunları bu arada... E, ee, e, çeviri yöntemini de kullanabiliriz. Örnek olarak e, bazı hani e-ticaret e, şirketleri sadece Türkiye'de veyahut da sadece bir ülkede e, hizmet vermiyor olabilir. Şimdi şu şekilde bir e, yöntem de izleyebiliriz. Örneğin e, İngilizce konuşulan ülkelerde de biz reklam gerçekleştireceksek alacağımız çıktığı, oluşturduğun çıktıları dil kurallarına uygun olacak şekilde. Hatta şu şekilde yapalım. Oluşturduğun çıktıları beğendim. Diyelim ki bu çıktılar üzerinde devam etsin oluşturmaya. Olacak şekilde. Aynı ürünleri İngiltere Kanada ve Amerika'da da reklamlar, reklamlar ile satış yapmayı planlıyorum. Lütfen dil kurallarına uygun olacak şekilde İngilizce'ye çevir. Evet ekleniyor. Evet, e, şu anda ChatGPT takıldı. Hemen sayfayı yenileyelim. Tekrardan yanıtımıza girelim. Evet. Çevirilerimiz de hazır, ee, gördüğünüz gibi get Montessori Toys instantly, don't miss this unique opportunity, start supporting your child's development with Montessori Toys today, buy two toys, get the third one at, e, iki tane al, üçüncüyü de yüzde olarak al, gerçekten çok e, dil kuralına uygun olacak şekilde e, çevrisini yaptı, hatta hemen Fransızcaya da çevirebilirsiniz. Erör aldık. Hemen bir daha yenileyelim sayfamızı. Herhalde arka planda sanırım güncelleme yapıyorlar. Bu arada çünkü çok yanıtlar verirken takılıyor. Model. Evet. Gördüğünüz gibi Fransızca'ya da çevirdi. Yani bu şekilde e, konumuz bu e, dersteki konumuz. Cevap vermeden önce soru sordurma tekniğiydi. Gördüğünüz gibi bu ufak teknikle öncelikle ChatGPT'ye 12 tane soru sordurduk. E, modele ya amacımızı söyledik, çıktısını daha iyi yapması için soru yöneltmesini istedik. Sorularını sordu ve artık bizimle ilgili e, istediğimiz konuyla ilgili daha fazla bilgiye hakim. Ve daha sonra bu yanıtları aldıktan sonra artık yapmak istediğimiz reklam metni oluşturmak olabilir. Bütçe planı yapmak olabilir. Veyahut da bu çok farklı konularda da bu şekilde olması durumunda almak istediğiniz çıktılara çok daha kısa süre içerisinde ulaşabilirsiniz. Ve aynı zamanda aslında bu tekniği kullanmanızla birlikte ilerleyen derslerde prompt formüllerinden, daha fazla prompt formüllerinden bahsedeceğiz. Fakat aslında bu teknikle yani cevabını oluşturmadan önce vereceğin çıktığı daha iyi yapmak için bana sorular yönlendirmen gerekiyorsa öncelikle lütfen cevap vermeden önce bu soruları bana yönelt dememiz durumunda aslında bir anlamda normalde ilk seferde promptu bu şekilde yazmamız gerekirdi. Fakat her zaman her konuyla ilgili bu kadar detaylı promptu bizim yazmamız mümkün değil. Mümkün olmuyor. Ee, bu yüzden de aslında burada ufak bir trik yani ufak bir kısa yol gibi düşünebiliriz bu tekniği. Bu şekildeydi. Ee, umarım e, dersten faydalanmışsınızdır. Bir e, bir sonraki örneğimiz e, TOEFL ile ilgiliydi. O da aslında e, bir dil sınavına hazırlıktı. E, videoyu daha fazla uzatmamak için kafanızı da daha fazla e, yormamak için e, bu tarafa bu örneği gerçekleştirmiyorum fakat e, kısaca bas, e, bahsedecek olursak bu TOEFL sınavı olabilir, üniversite sınavı olabilir, KPSS sınavı olabilir. Kendi yapmak istediğinizi söyleyip kendi durumunuzla ilgili bilgiler verip e, ana sınıfı öğretmenliği olabilir, İngilizce öğretmenliği olabilir, e, yurt dışına yüksek lisansa gideceğim olabilir. E, profesyonel sporcuyum, olimpiyatlara hazırlanıyorum. 6 aylık sürem var. E, ve altın madalya kazanma gibi bir hedefim var. Ee, senin bana yardımcı olmanı istiyorum fakat öncelikle yanıt vermeden önce yanıtını daha da iyileştirmek için bana sorular yönlendirmeni istiyorum. Diyerek her konuda bu tekniği kullanabiliriz. Kullanmamız durumunda model size sorular yöneltecektir. O soruları da en doğru ve detaylı şekilde açıklamanız durumunda modele. Ee, alacağınız çıktıların kalitesi çok daha fazla olacaktır. Çok daha detaylı ve sizin durumunuza özel olacaktır. Bir sonraki derste görüşmek üzere iyi seyirler dilerim.